Öncelikle meme kanseri tiplerinden bahsetmemiz gerekiyor. Dünyadaki meme kanserinin %98'i memenin iç yapısı olan kanal ve keselerden oluşuyor. %2'lik bir grubumuz var, çok ender görülen. Birisi direkt meme başını tutar, areola dediğimiz bölgeyi. Bu bir sütyen tarışı veya çizik gibi bir şey değil. Kaba tabirli bir nasır gibi görünen, sürekli orada çıkan bir yara görürsek bir hastalarımıza bir meme cerrahı görünmesini tavsiye ediyoruz. Bu Paje diye bir hastalık. Meme başından başlayıp içeri yayılım gösteren bir hastalık türü. Daha da ender gördüğümüz bir tür, memenin derisi de memenin bir organı olduğu için kanser hücreleri memedeki derinin herhangi bir bölümünde tespih tanesi gibi altına dizilerek o bölümü tutuyor. Ve o tuttuğu bölümde kızarma, kalınlaşma ve üstünde küçük porlar, delikler oluşuyor. Tıpta bile bunun adı podoranj dediğimiz portakal kabuğu görünümü. Bu bir saunada kızarma, güneşte kızarma değil, bir kalıcı olan. Ama bu dıştan oluşur oluşmaz hemen gördüğümüz meme kanseri, dünyadaki meme kanserinin sadece %2'si. %98'i kanal ve keselerden oluştuğu için orada belli bir boyuta geldikten sonra belirti verebiliyor. O da nedir? Belli bir kitle bir boyuta oluştuğunda ele gelen bir sertlik. Eğer o kitle meme başına yakın bir bölgedeyse, kanser aslında bir yara dokusu olduğu için meme başında çekme, meme kanalına bir açılım olursa meme başından kanlı akıntı, daha ileri bir safhaya gidersek koltuk altındaki lenf nodlarını artırlarsa koltuk altındaki lenf nodları büyüdüğü için koltuk altında kitle gibi belirtileri var. Fakat günümüzde biz meme kanserini bilinçli kadın popülasyonunda artık mamografi sayesinde, ultrason sayesinde teknoloji de bayağı bir ilerlediği için 4-5 milimlerde yakalayabildiğimiz için aslında bu 100 yılda kadının belirtiyle gelmesi, hani kadının da değil ama o ülkenin utancı diyelim.